Oktar'ın ilmi çalışmaları neticesinde Darwinistler yenilgiyi kabul etti. 70'li yıllarda Türkiye'de Darwinizme inananların oranı %90'dı. Bugün bu oran %5'lere kadar inmiştir. Nasıl mı? Sayın Adnan Oktar, 1980 yılından itibaren Darwinizme karşı çok kapsamlı bir ilmi mücadele başlattı. Evrim teorisinin bilimsel geçersizliğiyle ilgili hazırlamış olduğu 100'den fazla kitap, Sayın Adnan Oktar'ın eserlerinden faydalanarak hazırlanan yüzlerce internet sitesi, evrim teorisinin geçersizliğini gözler önüne seren belgesel filmler, yüzlerce makale, gazete ilanı, afişler, konferanslar ve fosil sergileri Darwinizmin geçersizliği konusunda karşı bilinçlenmiştir ve yapılan araştırmalarda bu gerçeği açık bir biçimde ortaya koymaktadır. Science dergisinin 2005 yılında 32 Avrupa ülkesiyle ABD'de yaptığı araştırmada Türkiye evrim teorisine en az inanan ülke çıktı.